Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ise sizlerle konuşacağım ve tartışacağım konu günümüzün hastalığı olan dağınık beyin sendromu. Arkadaşlar buna soruyor. Şu şekilde oluyor. Bunu ben bu şekilde adlandırdım. Dağınık beyin sendromu ya da dağınıklık ya da kafa karmaşıklığı ya da bir yerden bir yere koştururken yani her şeyi unutma, dalgınlık, hepsi değerlendirilebilir. Arkadaşlar günümüzde şöyle bir şey var. Aşırı yoğun, aşırı tempo çalıştığımız için e-posta, mail, işte telefon çalması, işiniz, bir yerden bir yere yetişmeniz. Arkadaşlar bunların hepsi bizim hayatımızı tamamen etkileyen bir şey. Biz de arkadaşlar bir iş yaparken bir yerden başka bir iş geldiğinde konsantre aynı işi olamıyoruz. Telefon çalıyor, konsantreni bozuluyor. Mesaj sesi geliyor, konsantreni bozuluyor. Evde bile belki rahat oturup huzurlu bir ortamda yemek yerken bile telefonlar ya da mesajlar ya da iş yeri yani susmuyor. Ve birçoğu şey bizi bağımlısı ve müptelası yapmış durumda. Televizyonundan tutun internetine, telefonundan tutun tabletine, arabası dışarısı, yolu, gezisi, her şeyi. Dağınıklık sendromu hayatın aslında her yerinde diyebilirim. Bu günümüzün hastalığı olarak ben anlamlıyorum. Yani bu dağınıklık sendromu çünkü bir anda insanın aklı karışabiliyor. Yani ne isteyeceğini şaşırıyor, ne yapacağını. Bazen şöyle bir durum var, unutkanlık olabiliyor. Yani bunların tamamı tabii ki bence buna giriyor yani dağınıklık sendromuna giriyor. Bunu ben kendim tabii ki böyle bir hastalık adı koyuyorum. Kendi kendime koydum dağınıklık sendromu. Çünkü bir şeye odaklanamıyoruz tam. Ben kendim onu söyleyebilirim. Arkadaşlar tam bir şeye odaklanamıyoruz. Esasında yapmamız gereken bir şeyi net yapmak ve tam yapmak. Benim düşüncem net yapmak, tam yapmak, hakkıyla yapmak, kararınca yapmak, özgüvenle yapmak, iyi niyetle yapmak, iyi bir şekilde yapmak ve karşımızdakinin de bundan iyi bir şeyler çıkartması, iyi pozitif bir şeyler alması, hiç çoktan bilgi edinmesi, hiç çoktan işinin görülmesi ve bunu istekli yapmamız lazım. Her ne iş olursa olsun. Her ne iş olursa olsun. Baştan sağmamak. Ya da baştan sadece bir iş yapmamak. Mimarsın, mimarlık ofisinde işini iyi yap. Doktorsun aynı şekilde. Satış danışmanısın aynı şekilde. Bakkalsın aynı şekilde. Fark etmez. Bütün meslekler. İşini iyi yap. Karşındaki insana net yap. Karşındaki insanın hakkını tam net ver. Daha tam da burada dağınıklık sendromu ve baştan sağma sendromu ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ilkten ismi biraz değişik gibi geldi bana da böyle hani ben bile yani bunu söylerken diyorum ya böyle bir şey yok yani bu hani uydurma ama böyle bir şey var. Yani baştan sağma her yerde var yani bir işi net yapmama. Bir işi net yapmama var aslında net yapılması lazım hakkıyla ama net yapmama var. Oysaki net yapılsa bazı şeylerin önünü kesebilir. Bazı şeyler önünü kesebilir. Bu yüzden arkadaşlar her işi yaparken net yapmamız lazım. Dağınık olmamak lazım. Duyarlı olmamız lazım. Biraz daha özverili yaparsak yaptığımız her işi bence daha iyi olacağına inanıyorum. Bu dağınıklık sendromundan da kurtulmanın püf noktaları var. Hani bunları kendi hayatımızda uyarlamamız lazım. Tabii ki demesi kolay. Bunları uygulamak zor. Her şey masada konuşulduğu gibi olmuyor. Bunu sahaya indiğinde olmadığını görüyorsun. Ben de bu şekilde şunu diyorum. Düşününce kendi kendime bazı şeylere biraz daha içten net ve bazı şeyleri birazdan gömmemek lazım. Yani bir insan her şeye yetişemeyebilir. Ya da ben her şeye yetişeceğim diye bir şey yok. Ben her şeye yetişmeliyim. Ona da yetişeceğim, buna da yetişeceğim, şuna da yetişeceğim. Sen her şeye yetişebilirsin. Yetişmeye çalışabilirsin ama olmaz.
Ya şöyle söyleyeyim, her insan dört dörtlük değildir. Bunun gibi bir şey. Her insan nasıl dört dörtlük değildir? Ama dört dörtte yakındır. Yani ben kendim mükemmelliyetçi birisiyim. Ama karşındaki o kadar olmayabilir. Ama elinden çaba gösterirse biraz daha mükemmelliyetçiliğe yaklaşabilir. Bu yüzden de benim düşüncem, yani bu videonun ana başlığı arkadaşlar şu olsun. Gerçekten bir işi özverili ve net bir şekilde yaparsak karşımızdakilere de net bir şekilde yansıtırız. Karşımızdakilere bu ne şekilde memnunluk duyar. Dağınıklık sendromuna gelince arkadaşlar, hayatımızın her yerinde var. Bundan kurtulmamız, biraz daha ara vereceğiz. Televizyon ara vereceğiz. İzleyen varsa. Yani her şey sık, yani her şey fazlasıyla yapmayacağız. Telefona biraz daha ara vereceğiz. İnternete belki biraz daha ara verebiliriz. Her şeyin aşırısı zararda diye bir laf var. Her şeyi biraz daha yavaşlatırsak, iş haricinde, kendi işimiz haricinde biraz daha yavaşlatırsak arkadaşlar, beyin olarak ve moral olarak biraz kendimize geliriz. Çünkü iç sesimizi dinleyemiyoruz. Şöyle oturup biraz kendimizi dinlememiz lazım. İç sesimizi dinlememiz lazım. Çünkü bizim rahatlamaya ihtiyacımız var. Bizim pozitifliğe ihtiyacımız var. Bizim kendi içimizi dinlendirmemize ihtiyaç var. Her şeye düşemeyiz. Her şey istediğimiz gibi de olmaz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Her şey bizim istediğimiz gibi olmaz. Yani biz bir şeyi eğer çok istersek olmayabilir. Hatta benim hiç olmuyor. Ben bir şey çok isteyeyim olmuyor. Bir şey hiç istemiyorum oluyor. Benim başıma geliyor. Mesela ben bir şey çok istediğim zaman, ya şu olsun ya şu olabilir, olmuyor. Yani olmayınca olmuyor. Ama bir şeyi de istemeyince de, yani o gelip beni buluyor yani. O gelip beni buluyor. O yüzden arkadaşlar, yani bazen gerçekten de yani mütevazı olup tamam demek lazım. Tamam demek lazım. Yani bazen tamam demek lazım. Yani susmak da lazım yeri gelince. Ya da olmayınca zorlanmamak lazım. Bir şey mesela olmadığı zaman tamam diyeceksin. Tamam. Yani önümüze bakalım. Önümüze bakıp başka maçlara bakalım. Başka gollere bakalım. Ya bin tane şeyi var. Hani sayabileceğim bin tane şey var. Başka şeylere bakılabilir. O yüzden de arkadaşlar yani burada aşırıya kaçmamak, her şeyin ölçüsü var. Kararınca biraz da işte bizde bitiyor. Yani biz ne yaptığımızı bileceğiz. Arkadaşlar ne yaptığımızı bileceğiz. Biz biraz daha iyi niyetli olacağız, pozitif olacağız. Eğer biz zaten biz kötü niyetli olursak ya da biz her şeyi yapmak istersek, her şeyi sahiplenmek istersek, benim olsun, her şeyi yapacağım, alacağım. Yani olmaz bunlar. Boş halleri bırakalım. Yani iyi değil. Her şeyin fazlası zarar, dediğim gibi o. Ama azimli olacağız, iyi niyetli olacağız. Ve bu şekilde mütevazi bir şekilde rakiplerimiz varsa rakiplerimizi mütevazi hakkıyla geçeceğiz. Her şeyi bu şekilde yaparsak çoğu şeyi de başaracağımıza ben inanıyorum. Bu video nasıl başladı? Şu an nasıl ilerliyor? Şu an düşünüyorum, acaba atsam mı atmasam mı, ama atmalıyım. Dediğim şeylere ben kendim inanıyorum. Sonuçta inandığım şeyleri de atabileceğimi düşünüyorum. Yani burada dağınıklık sendromundan başladı. Konu nerelere kadar gitti? Ben de konu açık. Yani anlatabileceğim 1 milyar tane şey var. O yüzden arkadaşlar dağınıklık sendromunu da ben böyle nitelendiriyorum ve bundan da kurtulabiliriz. Baştan sağma hastalığından da kurtulabiliriz. Kendimizi de geliştirebiliriz. Pozitif olabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Her şey bizim için. Her şey insanlık için arkadaşlar. Her şey insanoğlu için. Sonuçta yani her şey insan içindir. Bizim içindir. Biz bizliğimizi bileceğiz. Kendimizi bileceğiz. Her şey kendimizden geçiyor. O onu yapmış, bu bunu yapmışı bir kenara bırakacağız. İsteyen istediği her şeyi yapabilir. Önemli olan arkadaşlar biziz.
Her şey bizden geçiyor. Ben burada kendi nacizane yorumlarımı kattım size. Bu videoyu izlediğiniz zaman da eğer yani mutlu olursanız ve de ya bu çocuk bir şeyler anlatıyor falan, yani bu adam bir şeyler anlatıyor ama ne anlatıyor gibisinden bir dinlerseniz aslında belki de kendinize bu videodan bile belki de çıkartabilirsiniz. Ben sadece şu anda bunu burada canlı anlatırken bile, hani insan anlatırken bile uzaklara göre düşünüyor. Siz izlerken belki biraz daha rahat izleyeceksiniz bunu. Çünkü izlemesi biraz daha kolay. Ben bile kendimi kayıt bittikten sonra izlediğim zaman şaşırıyorum. Ya diyorum, ben bunları nasıl söylemişim, nasıl demişim. Şaşırıyorum ama bunlar gerçekler. Gerçek arkadaşlar birdir, tektir. Yani doğru birdir, tektir. 10 tane doğru yoktur, 2 tane doğru yoktur. Tek doğru vardır. Ben bundan yanayım, yani doğrudan yanayım. O yüzden de arkadaşlar dağınıklıktan kurtuluyoruz. Kendimize arkadaşlar çeki düzen veriyoruz. Hepsinin püf noktası var. Zaten bunları araştırırsanız da bulursunuz. Püf noktalarını da saymaya kalkarsak arkadaşlar, ben videolarımda size söylüyorum. Pozitiflik, biraz daha iyi niyet, çalışmak, azim, yani çalışmadan asla olmaz. Çalışmak, kendini bilmek, ne yaptığını bilmek ve insanlara yardımcı, yardımda bulunmak, yardımcı şeylerde bulunmak. Yani bu devirde biraz dediğim şeyler zor. Çok zor ama yine de ben başarılacağına inanıyorum. Çok ciddi bir video oldu bu da. Çok net bir video oldu. Aslında komik videolar çekmek istiyorum. Komik videolar çekmek için komiklikler yapıyorum ama ister istemez arkadaşlar ciddi şeyler konuşmak durumunda kalıyorum. Çünkü aklıma gelen şeyler %50 ciddi, %50 komiklik, böyle espri, şaka, hani bu şekilde. Benim kanalımda istediğimi çekip koyacağım. Kendi bildiğimi yapacağım. Kendi şeylerimi paylaşacağım. Hissettiğim, düşündüğüm şeyleri paylaşacağım. Beni izleyen insanlar da belki mutlu olacak. O da bana yeter. Ne gerek var? Hani burada yani ne gerek var? Arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bir sonraki arkadaşlar videomda tekrar gelip konuşacağım sizlerle. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay.